Merhaba çocuklar. Bugün Türkçe dersimizden hafta içinde vermiş olduğumuz ödevin çözümünü yapacağız. Evet, soru 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ince sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır? Can hep ince uçlu kalem kullanır. Evet, buradaki ince gerçek anlam. Enes ince düşünen bir çocuktur. Evet, buradaki ince evet mecaz. Yola ince bir çizgi. Bu da e, gerçek anlam. İnce iplikle baskı yaptık. Buradaki ince de evet. E, gerçek. Evet buradaki mecaz olan Enes ince düşünen bir çocuktur. 1B 2 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur? Evet. Evet. Burada çocuklar en çok dikkat edeceğimiz bir olay olacak. Olayın sonucunda bir şey olacak. Hasta olduğu için geziye gelemedi. Evet niye gelemedi? Hasta olduğu için. Veya yani niçin gelemedi? Hasta olduğu için. Resmini beğendiğim için çok mutlu oldum. Evet niçin çok mutlu oldum? Resmini beğendiğim için. Evet, burada da var. Okul açıldığı için çok mutluyum. Evet niçin çok mutluyum? Okul açıldığı için. Evet D şeklinde. Birlikte ders çalışacağız. Niçin? Cevap yok. Yani o yüzden cevabımız D. 3. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde D eki bulunma anlamında anlamının dışında kullanılmıştır? Evet. Sokakta, yerde, perde, havada. Evet. Sokak, so direkt sorarım. Nerede değil sorsa oldu. ya? Yani. Nerede? Sokakta. Nerede? Yerde. Nerede? Havada. Ama perde zaten bir isim. D eki o bildiğimiz bulunma eki değil. Evet cevap C. Aşağıdakilerden hangisi karşılaştırması karşılaştırma cümlesi değildir? Mehmet Ahmet'ten daha hızlı koşuyor. Evet burada var. Ahmet'ten hızlı koştuğunu söylüyor. İlayda sınıfın en uzun öğrencisidir. Burada bir karşılaştırma var mı? Bu kalsın bekleyelim. Bir haftadır kar yağıyor. Demek ki daha önce burada bir haftadır kar yağıyor. Bekliyoruz bunu da bekleyelim en güzel elma bizim bahçemizdeki yetişir. Burada var. En güzel burada karşılaştırma var. Diğerleri şeyler var. Ama bir haftadır kar yağıyor. Yani bir karşılaştırma yok. İlaç sınıfın en uzun diğer öncelerle karşılaştırmış. Evet cevabımız C. Sakla zamanı gelir zamanı atasözünde bize neyi öğütlemektedir? Tutumlu olmak, yardımlaşmak, saklamak, çalışmak. Çocuklar burada sakla zamanı gelir zamanı. Yani ileriki ilerideki zamanlarda lazım olacağını düşünerek eee tutumlu olmak. Evet buradan onu anlıyoruz. Cevabımız A. Evet. Geldik altıncı sorumuza. Hangi aşağıdakilerden hangisi soru cümlesi değildir? Sence hangi rengi seçmeliyim? Evet soruyor. Çünkü cevap bekliyor. Kitaptan hangi sayfalar ödev? Evet yine cevap bekleniyor soru. Okula ne zaman gideceksin? Evet yine cevap bekleniyor burada. Kaç tane alacağıma karar veremedim? Herhangi bir soru yok. Sadece burada kararsızlık belirtilmiş. Evet cevap. De. Soru 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde olay abartılmıştır? Bebek o kadar büyük ki otobüse sığmadı. Var mı abartı? Var değil mi? büyük çocuk olur mu? Kahvaltıda 5 zeytin yedim. Yenir mi? Yenir. Pazardan 5 kilo elma aldık. Evet normal alınır. Okuldan 15 dakikada geliyorum. Evet gelinir. Cevap A. Evet bak, gayet net ve açık. 8. Bekir amca balkonda gün boyu oturup etrafı seyrediyor. Evet buradaki altı çizili sözcüğü şey yapacak. Bu parçada altı çizili ifadeyi kayanın hangi unsurudur? Evet balkonda. Daha ikine bakarak da bakabiliriz. Nerede? Balkonda. Nerededir? O bu zaman yer bildiriyor. Evet direkt bulduk. Bulunma halinden faydalanarak. Evet şimdi noktalama işaretlerine geldik. Dikkatli olalım burada. Kerem in. Evet burada direkt bir kesme işareti koyalım. Evet özel isimleri ne yapıyorduk? Ayırıyorduk. Kerem'in doğum gününe Efe, Ahmet, Z evet burada hemen bilgileri koyalım. Ahmet, Zeynep ve Fatma gitti nokta. Cümlesindeki e, noktalama işareti, evet hangisi gelecek diyor, onu soruyor. İlk başta kesmeni başladık. A'da yok. B'de de yok. Noktada başlamış. D virgülle başlamış. C evet. Kesme virgül virgül nokta. cevabımız 9C. Evet, son sorumuza geldik. Aşağıdaki cümlenin hangisinde D eki yanlış yazılmıştır? Evet. Geziye sen de gidecek misin? Kitabın bende kalmış. Okulda yüksek sesle konuşulmaz. Abim şapkasını da unutup gitmiş. Evet, burada okul... Şurka, şunu bilelim. D eki eğer dahi anlamındaysa, bağlaç ayrı yazıyordu. Mesela şimdi okulda bu bağlaç değil, bulunma hali. Şimdi okul dahi yüksek ses olur mu? Mesela bir de kaldırdığımızda ne oluyordu? Ee, anlam bozuluyorsa demiştik. Eee bitişik demiştik. Evet. Anlam bozuluyor mu? Okul yüksek sesle konuşulmaz. Bozuluyor. Evet, cevabımız C. Evet hayırlı Ramazanlar.